İyi günler sevgili seyirciler. Koronavirüs salgınında son durumu konuşmak ve sizden gelen soruları yanıtlamak üzere karşınızdayız bir kez daha. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın hocamız bizimle birlikte yine her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhaba, ben de her zamanki gibi sizlerle buluştuğumuz için çok mutluyum. Şimdi hemen dünkü rakamlarla başlayalım. Çünkü yine umutlarımız yeşerdi o rakamları gördüğümüzde. 28 can kaybı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Her can kaybı çok önemli ama ölüm sayılarındaki bu azalış koronavirüsle mücadelemizin başarılı olduğunu da göstermeye başladı. Şimdi 1000 sınırına inen bir günlük vaka sayısını da görüyoruz aynı zamanda. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları var. Kelebek etkisi olabilir, lütfen tedbiri elden bırakmayalım diye. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız, son rakamlar üzerinden değerlendirmenizi istesek? Evet, bence iyi bir süreçteyiz. Bu yayınların da şöyle bir özelliği var. 3 gün önce sizinle konuştuğumuz zaman bir gün sonra 1100'lerde, ondan sonra 1000'lerde, sonra daha aşağısını göreceğiz diye tahminimizde bulunmuştuk. Burada güzel olan hadise ölüm oranlarının düşüyor olması. İnşallah bir gün akşam olacak. Sayın Sağlık Bakanımız huzura çıkarak bu akşam son vakayı taburcu ettik. Taburcu olan vakamız 1, ölüm 0 diyerek bir rakam verecektir bize. Çünkü bu tünelin ucundaki ışığı görüyoruz gibi. Çünkü bu sokağa çıkma kısıtlamaları bu 4 gün kıymetli. Geçen haftanın verisini verdi. 1700'lerden 1100'e kadar düştü. Şimdi belki Perşembe, Cuma günü bugün buradan bunu koyalım ortaya. Cuma günü bir miktar yükselme olabilir. O bizim canımızı sıkmasın. O geçen haftaki Cuma'nın çok kalabalıklığı olabilir. Ama bayramda gireceğimiz 4 gün bizi önemli bir oranda 500'lerin altına indirecektir bayramdan sonraki hafta. İşte Sayın Sağlık Bakanı da burada da kelebek etkisinden bahsediyor. Bu aslında bizim konunun uzmanı insanların ikinci dalga, kendi içindeki ikinci dalga gibi tanımlamaya çalıştığımız, eğer dikkat etmeyip işi biraz gevşetirsek kaldığımız yerden ta Mart başına döner aynı yükselişleri görebiliriz demek istiyor Sayın Bakan. Son derece haklı. Şu andan itibaren çok çok daha dikkatli gitmemiz lazım. Peki. Hemen seyircilerimizin sorularıyla devam edelim hocam. Süleyman Yılmaz Beyefendi bir soru yöneltmiş size. İş yerinde koronavirüs olanlar varmış. İyileşip geliyorlar diyor. Biz de beraber çalışıyoruz. Bize de bulaşır mı hocam? Ne yapmamız gerekiyor diye sorar. Yok. İyileşip gelenler bir avantajdır. Eğer 14 günü geçmiş, PCR'de negatifleşmiş ise bunlardan herhangi bir bulaşma riski kalmadı. Hatta ve hatta onların savunma hücreleri olduğu için o iş yerlerinde o insanları daha insanlarla karşılaşan, daha halkla ilişkiler, daha kalabalık ortamları seyretme adına da çalışma düzenlemesi yapılabilir. Avantajlı bir şey yanınızdaki bir arkadaşınızın geçirmiş olması. Şimdi Adem Belen'in sorusu da şu şekilde. İkinci evre böbrek hastasıymış. Ayrıca karaciğer yağlanması da varmış. Risk altında olup olmadığını merak ediyor. Şimdi böbrek hastası ve karaciğer hastalarını biz bir şekilde kronik hastalıklar grubundan sayıyoruz. Ve bir kısım vücut savunma sistemlerinin düşük olabileceğini bunları kabul ediyoruz. O nedenle bu hastalarımızın kendilerini riskli grupta kabul etmelerini arzu ediyoruz. Fatih Karslı da gırtlak kanseri bir vatandaşımızmış kendisi sayın hocam. Şimdi aynı zamanda da ameliyat geçirmiş, konuşamıyormuş, gırtlağı delikmiş ve risk altında olup olmadığını merak ediyor. İlaç kullanmıyormuş şu aralar. İlaç kullanmadığı için herhangi bir kanser açısından savunma sistemini düşüren bir ilaç kullanmadığı için savunma sistemi açısından risk değil. Ama bu gırtlaktaki trakeostomi dediğimiz delik durumunda arkadaki asıl savunma hücrelerini kaybediyor. Normal bir insana virüs geldiği zaman bizim orada tüycüklerimiz vardır. Dışarı doğru atar gelen yabancı şeyi. Burada o yeteneği biraz zayıfladığı için virüsü alması durumunda virüsün hastalığı oluşturma süreci çok hızlı olabilir. Onun için dikkat etmeleri gerekiyor. Ön savunma cephenin ilk kısmındaki askerleri biraz zayıftır bu aslında. Böbrek nakli olan bir seyircimizden bir soru gelmiş. Ne zaman rahatça dışarı çıkabilirim, işe gidebilirim, vaka sıfır olunca mı diye sorar. Şimdi bu hastalar böbrek nakilleri olduğu için bağışıklığını baskılayan ilaç kullanıyorlar. Bunlar hem
kronik böbrek açısından riskli grup hem de bağışıkları baskılayan ilaç kullanması açısından çift anlamda riskli grup. Tahmin ediyorum ben Türkiye'nin normalleşmesi Haziran'ın sonunda olduğunda bu hasta grupları da kendi yeni normlarıyla, yeni normalleriyle ve iş yerinin de buna özgü hazırlayacağı çalışma şartlarıyla işine gidebileceğini düşünüyorum. Pozitif tespit edilen bir hastaya 14 gün karantinadan sonra test yapılma zorunluluğu var mı diye bir seyircimiz sormuş ve şu şekilde de devam etmiş. Doktorların ikinci test yapmadığı, tomografi ve kan testinin yeterli olduğunu söylediği arkadaşları mevcutmuş. Şimdi ideali ikinci testi yapıp onun negatif olduğunu görmek. Hastanede yatıyor ve klinik tablosu ağır bir klinik tabloda geçtiyse zaten buna hastanede yapılıyor. Yalnız testin yerine tomografi ya da kan testleri yeterli değil. Onun altını çizelim. Çünkü test sizin ağız, boğaz, burun bölgenizde virüsü var olup virüsü dışarıya çıkarıp çıkarmadığınızı, etrafa bulaştırıp bulaştırmadığınızı gösterir. Tomografi de akciğerinizde ne kadar hasar olduğunu gösterir. Bunlar ikisi birbirinin yerini karşılamaz. Kanı koydururken anlamlı ama tomografi testi yerini almaz. Tamamıyla negatifleşti. Etrafa bulaştırıp bulaştırmadığını tam olarak öğrenmek istiyorsa testi yaptırıp negatif olduğunu görmesi zorunlu. Şimdi geçtiğimiz günlerde bebeğini çocuk doktoruna götüren bir seyircimizden bir soru var. Bebeğimi eldivensiz muayene etti doktor diyor. Kendisini uyarmış doktorun ama doktor da eldivene gerek olmadığını söylemiş. Doktor virüs taşıyor olursa eğer muayene sırasında bulaşma ihtimali var mı? Nasıl bulaşabilir ya da eldiven takması zorunlu mudur aslında doktorların? Belki de bunu da sormak lazım. Evet, bu soru güzel, ilginç bir soru. Eldiven bizim zaten çok kullanılmasını önermediğimiz bir şey. Buradaki hasta yakını anladığım kadarıyla doktorun elinden hani cilt yoluyla çocuğuna bulaşır mı diye bir endişesi var. Böyle bir şey katiyetle söz konusu değil. Biz bunu elle bulaşır derken yine bir başkasının dışarı çıktığını elinizle alıp ağzınıza burnunuza götürmenizle bulaşır demek istiyoruz. Yoksa sizin cildinizde, elinizdeki cildi çocuğun cildine değerek bulaştırmanız söz konusu değil. Ama doktor da herhangi toplumdaki birisi gibi eğer virüsü taşıyorsa ağız boğaz yoluyla sokakta herhangi birisine bulaştırma riski ne kadarsa yakın mesafedeki hastası için de geçerlidir. O nedenle de doktorlar zaten bu dönemlerde cerrahi maske dediğimiz hastaya bulaştırmamak için o maskeyi kullanmalarını arzu ediyor. Peki şimdi İstanbul'a dair bir soru. En çok insan ve en yüksek binalar İstanbul'da ama asansörlere maskesiz biniliyor. Buralarda maske takmak zorunlu hale getirilemez mi diye sorar bir seyircimiz. Çok haklı. Eğer bu asansörlerin havalandırması taze hava dediğimiz dışarıdan bir havalandırma sistemi değil ise o zaman bu asansörlerde özellikle kapalı ortam aspirasyonu ve havalandırması yapan yüksek mekanlarda ve kalabalıkların bindiği asansörlerde katiyetle maske takılmasını öneririm. Ayrıca da şunu da baştan beri asansörlerde öneriyoruz. Parmağınızın sırtıyla ya da başka bir şekilde düğmelerinize basın. Asansörün içindeyken mümkün olduğu kadar birbirinize sırtınızı dönün ve mümkün olduğu kadar konuşmadan seyahat edin. Asansörde güzel bir şeydir. Girince selam vermek, selama sesli karşılık vermek. Eğer vermezseniz kabalık gibi algılanabilir. Ama şu dönem o dar alanda giren birisinin selam verip ondan sonra bir de hal hatır sorması, sizin de buna cevap vermeniz bir miktar daha fazla damlacığın o ortama çıkmasına neden olur. Asansörleri bu dönem sessiz kullanalım ve bana göre yüksek binaların bu tarzda toplu ve farklı farklı ofislerin insanların bindiği asansörlerde maske zorunlu olmalı. Evet. Hala maske takmaktan imtina etmek durumunda kalan insanlar var. Hayretle biz de izliyoruz elbette. Umarız bir an önce o takmayan vatandaşlarımız da maskeye alışırlar diyelim. Ve Murat Güler'in sorusuyla devam edelim hocam. Seyahat izin belgesi olanlar sokağa çıkma yasağı olan günlerde çıkabilirler mi diye soruyor. Şimdi seyahat izin belgesi hangi gün, nereden, nereye, saat kaçta, hangi vatandaşlık numaraları ve hangi araçla olacağı tarzında bir izin belgesi. Bu belgeyi aldığınız anda sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde biraz şehir turu yapayım demenizin imkanı söz konusu değil. Örneğin İstanbul'dan Mersin'e seyahat belgesi aldıysanız
Ankara'nın şehir içine girme şansınız yok. Şehirler arası çevre yolundan geçip gidersiniz. Bu insanlar suistimal ederlerse polis o seyahat belgesini iptal eder. Peki Cüneyt Eraslan da şu şekilde bir soru yöneltmiş. İş yerinde arkadaşları pozitif çıkmış. Ofiste yakın çalışmamız vardı diyor. Test yaptırmam gerekir mi? Eşi de 8 aylık hamileymiş. Evet, bu yarım metre mesafe içerisinde 15-20 dakikadan daha fazla bir sohbeti olduysa ya da çalışma ortamlarında daha yakın çalıştığı ortak evrağı, ortak dosyayı, ortak bilgisayarı bakma durumunda kaldığı bir yarım saatlik bir zaman dilimi varsa, kendisini zaten pozitif çıktıysa filyasyon ekibinin aramış olması lazım. Aramadıysa da il ya da ilçe sağlık müdürlüğünü arayarak kendisinin filyasyon ekibine davet edilmesini, dahil edilmesini istemesi lazım. Ha, evde başka mesele, evde eşinin hamile oluşu. Hamilelerin, bu arada onu da cevaplamış olalım, bu hastalığı geçirme birlik tablosu normal COVID'sizlerle aynı. Ama yine de evde bir başka kişiye bulaştırma riski açısından mutlaka kendisini baktıracağı imkanları bulması gerekiyor Cüneyt Bey'in. Şimdi cumartesi günü yüksek ateşli hastaneye başvuran bir seyircimizden şöyle bir soru var. Tomografide buzlu cam görüntüsü olduğu için PCR testi yapıldı ama testin sonucu negatif gelmiş. Tedaviye başlanmış, bitince yine PCR testi yapılmalı mı diyor kendisi. Negatif geldiği halde neden tedaviye başlandığına da acaba cevaplayabilir misiniz hocam? Elbette, zaten bütün üzerinde durduğumuz nokta bu. PCR testleri en iyi ihtimalle %70 oranında, yani 10 hastanın 7'sinde bize gösterebiliyor. Aslında 3'ünü kaçırabiliyor. Böyle bir eksik tarafı var. Ama tomografi de %98, %99'a yakın kanı koydurucu. Mesleğimizde de asıl olan klinik tablodur. Eğer onun tomografisi ve klinik bulgusu COVID tablosuyla uyumluysa biz bunu COVID diye tedavi ederiz. Onun testini pozitif gelip gelmemesinin çok bir önemi yok. O bulaştırıcılığı açısından önemli. Tedavisinin bitiminde de mutlaka bakılacaktır. Belki günde 3 kere 5 gün peş peşe bakarsanız mutlaka yakalanabilir. Bu hastayı COVID pozitif kabul ederiz biz ve tedavimizi de öyle veririz. Sonunda da kontrolünü bakarız. Ömer Faruk Ceyhan da 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek diye merak ediyor. Bayramı geçireceğiz Canan'ın. Bu bayramı geçirip evet. Bayramdan sonra bir 5 gün sonra, biliyorsunuz Kemalettin hocanız biraz şeyi okuduğu için rakamları önceden tahmin edebilme çabası içerisinde oluyoruz. Bayramdan 6-7 gün sonra 500'ler civarında bir rakam görürüz. Ondan sonraki bakanlar kurulu kararımızda da bunlar gündeme gelir. Bugün çocuklarla bağlantı yaptığımızda çok bunaldık diyorlar. Artık yeter, hep sokağa çıkmak istiyoruz, oyun oynamak istiyoruz diyorlar ama. Çok haklısınız Canan Hanım. Bakın bu toplumda, bu mübarek günlerde yaklaşık 25 milyondan fazla 20 yaşın altında çocuk evde. 7 haftadır inanılmaz derecede iş başarıyorlar. 7 milyondan fazla 65 yaşın üstündeki kıymetlilerimiz evde. Bunların sokağa çıkma arzularının gerçekleşmesi bizim ellerimizde. Evet. Bizim beynimizde. Biz kurallarımıza uyarsak, sokaktakiler kurallarına uyarsa, bu bedel ödeyen kardeşlerimizin hepsi Haziran'ın ortasından itibaren sokağa çıkarlar inşallah. Sorumluluğumuzu hem bu süre içerisinde hem de bu bayramın muhabbeti içerisinde bir miktar daha sorgulayalım. Evet. Şimdi yine kronik hastalıklarına dair bir soru yöneltmiş Leyla Şafak seyircimiz. Kronik hastaların durumu ne olacak hocam diyor. Çalışmamız da lazım. Biz ne zaman sokağa çıkabiliriz diye devam edecektir sorusu diye düşünüyorum. Bayramdan önce söz konusu değil. Evet. Ama bayramdan sonraki süreç içerisinde belki bayramdan sonra ilk bana göre ilk olması gerekli olanlardan birisi küçük, az sayıda ve metrekaresinde az insanların çalıştığı, örneğin mahallenin televizyoncusu, ofisinde proje çizen birisi ya da bir 65 yaşın üzerindeki avukat ya da kronik hastalığı olan, koşullara uygun olanların serbestleşmesi lazım. Hele hele de belki de ilk önce 65 yaşın üzerinde olup kronik hastalığı olmayan bir kitle var. Onları da bayramdan sonraki bir hafta 10 gün içerisinde serbestleştirileceğini düşünüyorum. Peki. Talat İncekar bir soru yöneltmiş. İltihaplı romatizma risk grubunda mıdır diye. İltihaplı romatizmaların kliniğinin ağır geçeceğini kabul ediyoruz. Çünkü iltihaplı romatizmadaki konu iltihabı değil. Oradaki savunma sistemlerinin o kendi vücut hücrelerine olan bir mücadelesidir. Bu hastalığında da temelinde böyle bir tablo var.
Öyle olunca bu hasta grubunda hastalığın daha ağır geçebileceğini söyleyebiliriz. Stokin fırtınası dediğimiz akciğerdeki o savunma hücreleriyle akciğer hücrelerinin kavgası daha sert geçebilir. Biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Seyircilerimizden Kemal Musa Bozkurt da silikozis pnömokonyoz hastasıymış. Normalleşmede bizler de çalışabilecek miyiz diye sorar. Normalleşmede bu kardeşlerimiz en riskli grup. Bunların çünkü akciğerlerinin önemli bir oranda akciğer dokusunun özelliği kaybolmuş durumda. Sonlara doğru açılacak gruplardan birisi. Örneğin Zonguldak'ın mesela 14+1 il olmasının altındaki nedenlerden birisi bu silikozis ve pnömokonyozdur. Bir miktar daha bunlar sabır edecekler. Herkes kadar hızlı açılmalarını çok doğru bulmam. Peki. Fadime Demir Yılmaz da tek böbrekliymiş ama çalışıyormuş. Risk grubunda olup olmadığını merak ediyor. Hayır, tek böbrek yeterlidir. İki böbrek görevini görür. Risk grubu açısından bir problem söz konusu değil Fadime Hanım. Alper Semiz de kalpte ekstra sistol var diyor. Risk altında mıyım diye sorar. Risk açısından değil ama ekstra sistolünü kendi primer hastalığı açısından baktırması gerekiyor. Koronavirüs açısından bir risk durumu söz konusu. Arzu Nacak hanımefendinin sorusu da şu şekilde. Kawasaki ve COVID-19 arasında bir bağlantı var mı? Benzer klinik tablolar olduğu için acaba mı dendi ama şu an için ispatlanmış bir net şu şuna bağlıdır değil ama COVID-19'lu hastalarda da Kawasaki'ye benzer klinik tablo oluştuğunu biliyoruz. Kawasaki'yi bugün belki bir cümleyle açalım. Özellikle çocuklarda tansiyon, ateş, yüzde, elde kızarma, boyunda şişlik gibi klinik tablo olan 50 yıldır bilinen nedeni de bilinmeyen bir hastalık. Bu dönemde COVID ile beraber de İngiltere ve Amerika'da görülmeye biraz daha fazla ama bir temel bir çalışma ile etkisi birbiriyle bağı gösterilmedi. Durmuş Göl de tedavi amaçlı kortizon kullanan bir seyircimizmiş. Risk var mıdır diye sorar. Evet, kortizon kullanımı immün baskılayıcı, risk var, dikkat edilmesi gerekiyor. Evet. Peki şimdi halı sahalara yönelik de bir soru gelmiş. Bugün de bir toplantı gerçekleştiriliyor. Bakalım hangi sonuçlar alınacak. Onur Durak yöneltmiş. Halı sahalar için ne düşünüyor hocamız diye sorar. Hani Haziran 15'ine kadar bir şey düşünmüyorum. Halı sahalar böyle devam eder. Yani futbol bile oynanabilecekse biliyorsunuz ki ilk maçlar seyircisiz oynanacak. Halı sahada da çok yakın temas. Orada 10-12 evet. Kişinin birbiriyle bu kadar yakınlığı. Benim için Haziran 15'ine kadar riskli. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bu yanıtlar için. Ve böylelikle sevgili seyirciler soru cevap bölümümüzü, programımızı tamamlıyoruz. Hoşçakalın.